Evet, herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Acaba biz bugün ne yapacağız? Biz bugün arkadaşlar sizlerle beraber bel çantamı dolduracağım. Yarın bir video geliyor. O videoda dışarıda olacak. Çok utanarak söyleyeceğim onu. Ya çok utanarak çekeceğim o videoyu. O yüzden ara sıra o gün videoları durdurabilirim. Yarın başka bir video geliyor, hem de dışarıda. İnşallah gelir, gelemezse de bir zahmet yani. Anlayışlı davranın. Neyse. Burada bel çantam var benim arkadaşlar. Şu geldi, bir önde gözü var, bir de arka gözü var. Ben de bir çanta işte. Hem üstlerimi, hem takılarımı, hem de çantamı hazırlayacağım şimdi gördüğünüz gibi sizlerle. Pembiş giymek istiyorum. Tabii yarın havanın nasıl olacağını bilmiyorum. Sıcak mı olur, soğuk mu olur hiç bilmiyorum. Zaten sabah gideceğiz. 9'a mı 8'e mi ne gidiyorduk ya? Jimnastiğe unuttum. Uzun zamandan beri jimnastiğe gitmiyoruz. Okullar da açılıyor. Bakalım o ne kadar ilerlemişler. Evet arkadaşlar, o zaman şimdilik ne yapıyoruz? Bel çantamı hazırlıyoruz. Evet. Hemen bu tarafa geldik. Arkadaşlar bel çantamda zaten çok bir şey yok benim. Hemen bir tane peçete var. Uzun zamandan beri şey yapmadığım için. Peçete zaten orada kalsın. Bir çantaya neler koyulur acaba? Neler? Hiç bilmiyorum valla. Toka koyayım bari. Bir tane yedek toka mı olsun o zaman? Bir tane yedek toka koyacağım. Zaten telefonumu da çantanın içine koyacağım. Şöyle onu da bunun yanına koyuyorum. Böyle koydum. Tamamdır. Başka ne koyabiliriz? Buraya göstermiyorum, çok dağınık çünkü. Değil mi? Benim gibi toklar mı derinden? Ne yapacaktım be ben? Şu toka kutusunu alıyorum. Belki içinden bir şeyler koyabilirim. Hoppala. Bu videoyu keşke sabah yapsaydım ama sabah da belki direkt gidebiliriz. Otobüse gidiyoruz sonuçta. Otobüste videoyu başlatırım büyük ihtimalle ya da evde videoyu başlatırım. Hiç bilmiyorum. Hiç karamsarlık değilim yani. Şimdi burada hep toka, moka böyle şeyler var işte. Toka turudur, bridikon. Hepsi burada. Hepsi burada. Nokta.com. Reklam değil, tamam. Reklama gelmeyelim. Bunun içinde böyle ıvır zıvırlar var. Bu şekilde. Bunları da altın toplaması zor olmayacak gibi sanırım. 2 dakikada bir avuçluk yaparız. Şimdi o zaman buradan bir şey koyamayacağımı benziyor. Bir tane şey buldum. Kolye çubuğu. Kolye ucu. Hadi bunları ben tek elde toplayamayacağımı göre o zaman hemen videoyu durduruyorum. Arkadaşlar size kamera arkasını göstereyim mi? Ben bilirim bakalım bunları toplarken ne yapıyorum. Yani mesela bir videoyu durduruyor muyum? Bir şey mi topluyorum? Yaptığım şey bu. Mesela hemen kutusunu toplarken. Böyle mi? Bilir mi önüme gelen kıy... burası kamera arkasıdır. Video ile bir hiçbir alakası yok. Ama kamera arkası işte. Ben işte böyle videoyu durdurduğumu şarkıya başlıyorum. Benim gibi yoklar mı derinden? Neyse. Kulaklık da koyuyorum. Belki şarkı falan dinlerim. Ben genellikle zaten arkadaşlar şimdi çarşıya giderken telefonumu alırsam kulaklığımı da alıyorum ki orada şarkı dinleyebileyim. Şu an kulaklığımı koyuyorum. Ben niye kendimi gösteriyorum ki kulaklığı koyarken istemiyorum. Evet, koyamıyorum. Tek elde olmuyor. Çoktan koydum. Her neyse. Bir de benim özel kutuma gidiyorum. Arkadaşlar ben video içeriği bulamadığımda bakın burada bir tane kağıt var. Bu kağıdın arkasından bakıyorum. Video içeriği bulamazsam eğer. Kışkırtma şaka videolarına gelecek. Ne zaman bulursam kışkırtma ve şaka videoları gelecek. Hemen şuradan bulabileceğim bir şey. Bir ara belki biz zaten arkadaşımla beraber çarşıya da gitmeyi planlıyoruz. Çarşıya giderken de her video çekebilirim. Evet. Bu kutudan bir şey çıkmadı. Bakın burada bir tane kart var. Ben bu kağıdı bu kutuya koyuyorum. Hemen size içini göstereyim.
Tekerle de bir şey yapmak gerçekten çok zor. Bir günlüğüne tekerle videosu da gelecek. Ha, şu an aklıma bir sürü video içeri geliyor ya. Bir sürü video içeri geldi aklıma. Evet, bakın. Burcum yengeç. Mesela netlesene kardeşim. Netle netle. Yok, olmuyor. Grubum uğurlu günüm işte pazartesi. Uğurlu sayım 2. Uğurlu taşım yakut ay taşı. Uğurlu renk beyaz, gümüş, beyazımsı ve gri. Uğurlu çiçek nilüfer, beyaz gül, zambak. Uğurlu koku mis, müge, leylak. Uğurlu müzik. Onu söylemeyeyim. En belirgin özellik sadakat. En büyük emeli maddiye güven. En büyük hata dikkatsizlik. En büyük arzu toplumda yükselme. Bununla burada benim işte en büyük arzum. En uğurlu taşlarım. En uğurlu renklerim. Falan var. Bunu Google'dan bakabiliyorsunuz. Mesela ben 9 Temmuz. Mesela ben ay 9 Temmuzluyum. 9 Temmuz'da doğduğum için 9 Temmuz hangi burçtur diye yazdığınızda basıyorsunuz işte oraya Google'a. İşte Google'a mesela ben şöyle yazıyorum. 9 Temmuz hangi burçtur yazıyorum. Hemen basıyorum orada işte en üste çıkan şeyi. Ve hemencik de çıkıveriyor. Oradaki tüm yazan şeyler. Yani siz eğer burcunuzu, grubunuzu öğrenmek istiyorsanız oradan öğrenebilirsiniz. Benim mesela grubum su. Evet. Oy, nefessiz nefessiz kaldım. Bazen hava olabiliyor, bazen hariç olabiliyor. Arkadaşlar burada ben ne şey koyacağım, ne koyacağım şu an? Ne koydum örneğin? Bir toka koydum. Ve peçete koydum ya. Neyse ben size etrafı arayayım bakayım. Şurayı da açacağım şimdi. Buradan bir şey çıkmadı. Hesap makinesinin burada ne işi var ya? Bakın burada benim bu tarafım var. Arkadaşlar yarın saçımı ne yapacağım biliyor musun? Aklıma bu saç modeli geldi. Ben genellikle salık modelini çok severim. Ama yarın salık değil de ikili bağlayacağım saçlarımı. Siz de benim nasıl ikili saçlı olduğumu görmüş olun. Belki işte tokayı da o yüzden almış olayım. Bir tane tarak mı alsam acaba yanına? Evet, tarak da alayım. Şimdi bu tarak sığamayacağına göre ben de bak iki tarak yan yana gelmiş ya. Hemen bunu da atayım. Belki orada tuvalette falan saçımı toparlarım beğenmeyip de. Veya plastik toka da orada kopabilir. Olacakları nereden bilelim biz yani? Bulamıyorum arkadaşlar hiçbir şey. Şimdi buraya telefonu da koyacağım. Başka ne koyayım ki? Su koyardım ama suyu da şimdi benim minik kabım kaybolduğu için koyamıyorum. Ay çok nefessiz kaldım. Evet bence artık üst ve takı kısmına geçelim. İlk önce bunu kapatmam lazım ama. Evet keşke bir bilgisayarım olsa da size çok güzel şeyler yapardım ben. Neydi onun adı ya? Unuttum. Gerçi vallahi billahi unuttum. Çok güzel böyle şeyler yapardım. Çok güzel editlemeler falan yapardım. Aşırı güzel editlemeler. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. Üst kısmı çok dağınık olduğu için onu size göstermeyeceğim. Niye göstermiyorsun falan derseniz gerçekten bir katını gösterebilirim belki. Hemen bakayım ama. Bakmayın. Bakarsanız ölebilirsiniz her an. Ama ilahımın kısımlarını gösterebilirim. Bakın. Neyse. Evet ben o zaman şimdi pembe üstler ve morumsu şeyler. Siyah da olabilir. Bilmiyorum. Rengini şu an tahmin edemiyorum. Hem kısa don giysem hava şartları nasıl olacak hiç bilmiyorum. O yüzden ben de seçip geleyim. Video 8 dakika sürmüş. Ve ben 8 dakikadan beri konuşuyorum. Ne kadar çenem var. Çenem düşmüyor. Arkadaşlar ve ben hiçbir şey bulamıyorken. Şimdi hiçbir şey bulamadım ya. Annemden mi giysem acaba? Neyse. Ben biraz daha arayıp geleyim o zaman. Her şeyi yere dökeyim. Evet arkadaşlar ben hiç uyumlu olmayan şeyler seçebildim. Hiç uyumlu olacak şeyler seçemedim. Hiç bununla bu uyumlu olur mu? Hiç bu... Niye sustum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben çarşıda bir kız görmüştüm. Ona böyle benim gibi bel çantası vardı. Ve bel çantasını böyle asma yerine bir yazma bağlamıştı. Ben de şimdi öyle yapacağım. Böyle süs olarak durmuş. Çok güzel bana göre. Ben de öyle bir şey yaptım şimdi. Ama işte babam uyumuş. Ben şimdi bunları bir üst üste getirip geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir kombin oldu. Ben bunu yan tutacağım.
Belime, ben bunu belime değil de beğendim. Böyle olması yerine en çok böyle kullanırım. Gördüğünüz gibi. Altıma neden uzun bir şey, yani üstüme neden uzun bir şey seçtim? Niye? Çünkü arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bunun burası yırtık. Bu yüzden ben de öyle bir şey seçeyim dedim. Hem bu uzun olduğu için önüne kapatır diye düşünüyorum. Ama altımı hiç giyemedim. Bana olur mu, olmaz mı? Hiç bir şeyim yok. Belki yarın onu ben de görmeyebilirsiniz. Takıya geçeceğim. Bir yüzük takacağım zaten. O yüzük de zaten parmağımda. Şöyle mavi bir yüzük. Bir de kolye bir tane. Bakın bu şekilde bir kolye hemen göstereyim. Hiç açılmamış kolyem bile var bakın. Hiç açılmamış bir kolye. Onu bir ara bir arkadaşım hediye edebilirim. Hediye etmek için almıştım ben onu ama daha sonra eğer bir baktım arkadaşım doğumlu değilmiş. Hani koyamamazlıkmış bu. Tamamdır. Şimdi bunların ikisi. Zaten tasmalı kolye. Ona da bu. Bunlar da tamam. Okey. Başka ne yapabilirim? Ayakkabı olarak zaten bu şey giyerim. Eğer hava soğuk olursa spor giyebilirim. Eğer sıcak olursa da hiç de düşünmüyorum. Ben bu videodan sonra bir hava durumlarına bakayım en iyisi. Olmazsa da spor ayakkabı giyeceğim zaten. Saçımı zaten dediğim gibi ikili yapmayı düşünüyorum. Onu da yazma olmaz da belki yazma yapmayayım. Daha bir şey var. Saça takılan bir şey var. Bunu böyle bakın şu şekilde. Hemen geleyim hatta. Arkadaşlar ben küçük bir aksilik yaşadım. Bağlayayım derken burası birleşti. Ayıramıyorum makas. Ay. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bundan önce bir tane daha video yüklerim büyük ihtimal. O videoda şey olabilir belki. Bakın bu arada buzlu tekmeleri aldım. Hani biliyorsunuz ben ya izlemeyenler varsa izlemiş mısınız? Yatağın altında zaten size gösterdiğim şey vardı ya buzdolabı. Yani süt paketinden buzdolabı yapıyorum. Onu da işte bunları çekmece olarak kullanabilirim. Yani bakın Etipuf şeyini dönüştürüyoruz yine biz de. Etipuf'tan aldım ben bunu. Onu da buraya koydum. Onu yaparken kullandığım malzemeler orada. Arkadaşlar Linnaz Kılıcı'na abone olup like atmayı unutmayın. O da büyük ihtimal yarın o da video çekecek. Videosunda ben de olacağım. Benim videomda o da olacak. İkimizin de video içeriği aynı olacak yani kısacası. Kısa günün kârı. Ben ne yapacaktım unuttum. Ha, makas makas. Şu kırmızı makas var görüyorum. Gel buraya makas. Arkadaşlar benim kameramanlığım kötü olabilir birazcık. Yani. Neyse ben video durdurup geliyorum. Bir de benim videomda aşırı fazla video durdurup olma oluyor. Bir de video durdurup geliyorum diyorum ya. Evet arkadaşlar ben bunu gördüğünüz gibi çıkardım. Neyse annemin yazmalarından kullanırım belki. Yapamazsam da kullanmam. Video bu kadardı zaten. Hoppala. Evet. Arkadaşlar işte size 9 dakikalık bir video çekmiştim. Ama video yanlışlıkla kapanmıştı. O yüzden bu durum için zaten çok çok özür dilerim. Videonun zaten o videonun açıklama kısmında yazacağım. Belki bu videonun önce onu yükleyebilirim. Arkadaşlar bu arada ben şeyi sildim sanırım. Hani şu size gösterdiğim şey vardı ya. Süt paketinden buzdolabı yaptım demiştim ya. Onun videosunu ben silmiş olabilirim. O yüzden onun birincisi yeniden gelebilir. Yani daha izlememişsinizdir büyük ihtimal. Birincisini yoksa yükledim mi ben? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Arkadaşlar ben ya bir de bu videodan sonra hava durumlarına bakayım. Görüşürüz. Bay bay.